Kahve içecektik. Çalışma odasına geçelim. Kimse bir şey fark etmedi galiba. Değil mi? Ali de bizi izliyordu. Evet, ben de gördüm. İnanmış gibiydi barıştığımıza, değil mi? Bir de biz ayrılırken gülümsedi sanki. Gülümsedi değil mi? Ben yanlış görmedim. Sen de fark ettin. Ama yine de biz dikkatli olalım. Ali çok zeki bir çocuk. Yani şimdi inanmış gibi görünüyor ama bence tam olarak bize güvenmiyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir de... Evet. Bir de bazı kurallar belirlesek iyi olur sanki. Bisiklete bindirdik. Üstüne barıştığımızı da söyledik. Kendi gözleriyle de gördü. Bu kural belirleme de nereden çıktı şimdi? İşte tam bundan bahsediyordum. Ben de bu süper dingin nerede kaldı diye merak ediyordum. Geldi işte. Sana ne lan? Ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Her şey yolunda mı? Yolunda ya da değil. Seni ne ilgilendiriyor avukat? Allah Allah. Her şeyin altında bir çapanoğlu arayacaksın illa değil mi? He? Arkadaşlar. Sağ olsunlar, bizim de kendimize göre eşimiz, dostumuz var. Benim hastanede oğlumu duyunca aralarında para toplamışlar, sağ olsunlar. Senin arkadaşların sana desteğiyle mi para topluyor? Ulan bankadan çekip verdiler. Oldu mu? Ne soruyorsun lan, sana ne? Allah Allah. Meryem, vaktin varsa konuşalım mı biraz? Konuşamaz. Bizim işimiz gücümüz var. Benimle uğraşamayız. Kız yürü hadi. Hadi gidiyoruz. Yürüsene kız, yürüsene. Kalanlar da sana bahşiş kalsın. Yürü, bekle beni. Yürü. Yürü. Ali'nin yanında tartışmamamız lazım artık. Bizi hep iyi görmeli. Yoksa sezer bir terslik olduğunu. Haksız mıyım? Bu değil mi zaten yaptığımız? Tamam. Ne yapacağız söyle. Mesela şey... Bakışların. Ne varmış benim bakışlarımda? Bisiklet sürerken bile kaşlarını çatıyorsun. Bakışların hep sert, hep yargılar gibi. Bazen şey diye düşünüyor insan. Sanki göz önündeydiği her şeyde bir kusur varmış. Kimsenin görmediği o kusurları bir tek sen görüyormuşsun gibi. Seni gören mutlu bir evliliğin olduğuna inanmaz ki. Yani öyle olduğundan değil tabii. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani biliyorum öyle olmadığını. Aslında olmadığını yani. Sen de çok ürkek duruyorsun. Ben mi? Sen sürekli panikliyorsun. Neredeyse her zaman telaşlısın. Özellikle sana yaklaştığım zamanlar. Hayır, ben paniklemiyorum ki. Aslında... Tamam. Dikkat ederim.
Ben bir Ali'ye bakayım. İşte tam da bundan bahsediyordum. Kaçıyorsun. Sanki sürekli bir tehlike bekliyormuşsun gibi. Bir an sakinlesen başına kötü bir şey gelecekmiş gibi. Seni gören biri de mutlu bir evliliğin olduğuna inanmaz. Ben Ali'ye... Bisiklet sürerken bile kaşlarını çatıyorsun. Bakışların hep sert, hep yargılar gibi. Bazen şey diye düşünüyor insan. Sanki göz önündeydiği her şeyde bir kusur varmış. Kimsenin görmediği o kusurları bir tek sen görüyormuşsun gibi. Ben mi panikliyormuşum? Yo, hiç de paniklemiyorum bence. Ya niye panik yapayım ki? Tamam, biraz heyecanlıyım, telaşlıyım belki ama... Yo, abartıyor bence. Burada mıydınız? Efendim sizi odasında bekliyor. Diplomalı tipi gibi. Bak bak bak, neymiş? Seninle baş başa konuşacakmış. Ulan sen kimsin be? Sen ne karışıyorsun be? Bana bak, sen de oyalanma. Doğru eve git, hiçbir yere takılmak yok. Ona göre, hadi. Nasıl yani, konuşmayacak mıyız? Ne var lan, konuşacak ha? Baba sen harikadan para alıp beni eve kilitledin. Ne demek ne var konuşacak? Oh, iyi yaptım. Allah Allah. Evli bir adamla adının çıkmasını engelledim be. Ha? Bu arada biraz da para kaldırdım. Yani namusunu korudum ben senin be. Namusunu korudum. Şuna bak. Harika da Kenan'ı kapaklar. Böylece herkes kazanmış oldu. Aa işte ne güzel. Ha, dur. Al şunu. Giderken de kasaba uğra. Şöyle bonfile biftek al. Şöyle bir keyfi bulun hadi. Sakın. Ne var lan? Baba parası lan bu. Baba parası, el parası değil ya. Sen bu para yüzünden beni işimden ettin. Geleceğimi oynadın. Asla. Ulan bir tek sen mi ahlaklı kaldın şu dünyada? Al da keyfine bak işte. Ulan harikaya kalsa sen çoktan hapsi boylamıştın be. He? Lan benim sayemde anana kızına kavuştun. Daha ne istiyorsun? Başkası olsa elim ayağımı öper be. Harikayla ne alakası var? Senin ananı suçunu üstlendiğini duyunca kesenin ağzını açtı. Tabii ben vicdanlı adam olduğum için ifadeyi biraz değiştirdim. Ulan harikaya kalsa sen sittin, seni içeriden çıkamadın. Ya kalk da bana dua et. Sen ne dediğimi farkında mısın baba? Yalan ifade verip beni tutuklatmadığın için teşekkür mü edeceğim sana? Hem de para için. Sen benim öz babamsın ya. Yabancı olsa bir daha yüzüne bakmaz. İnsanın azıcık yüzü kızarır. Bana bak, senin dilin çok uzadı gene. Ya o gitmen beni. Hadi yürü. Hadi. Lan ne yapsan yaranamazsın bunlara. Köpek eniği gibi bak 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 bak. Hasbinallah. Ah.
Meryem, şimdi gerçekte ne olduysa anlatacaksın bana, seni dinliyorum. Gir. Beni çağırtmışsınız. Demek problemlerinizi çözdünüz. Öyle oldu. Bu konaktaki en büyük problemim benim. Beni de aşabilecek misin? Bu aileyi bir kez daha mahvetmene izin vermeyeceğim. Oğlumu da yalanlarınla zehirleyemeyeceksin. Orhun görmüyor. Ama ben her şeyin farkındayım. Her şeyi görüyorum. Bu konakta, bu ailenin içinde, Orhun'un kalbinde sana ait hiçbir şey yok. Ben olduğum müddetçe de olmayacak. Herkes kendi dengine. Şimdi çık. Anlatacak bir şey yok. Meryem, yapma lütfen. Bak, babanla çok gergindiniz. Ben gelmeden önce tartışıyordunuz değil mi? Evet, tartışıyorduk. Peki sorun ne? Önemli bir şey değil. Her zamanki babam işte. Bak, seni aradım, ulaşamadım. Mesaj attım, dönmedin. Endişelendim, iyi misin? Endişelenme. İyiyim ben. Babam beni hapsetmedi sonuçta. Kızımla annemle vakit geçirmek istedim biraz. Anladım. Haklısın. Bak, ofise dönmek için de acele etme. İyice dinlen, kafanı topla. Ondan sonra dinersin. Olur mu? Ananın hapse girmesini istemiyorsan artık Kenan'ın yanında çalışmayacaksın. O ofise bir daha adım atmayacaksın. Anladın? Meryem, bir şey mi var? İşe geri dönmeyeceğim. İşe geri dönmeyecek misin? Ne demek şimdi bu? Hepimiz için en hayırlısı bu demek. Meryem, kimin için en hayırlısı bu? Ne oluyor, ben hiçbir şey anlamıyorum. Böyle olması gerekiyor. Benim eve gitmem lazım şimdi, geç kaldım. Yine ne oluyor ya? Yine ne oluyor? Abimle aranızın düzelmesine çok sevindim. Siz iyi olunca konağın da havası değişiyor resmen. Sizi böyle görmeye bayılıyorum. Ali de mutlu oluyor birlikte vakit geçirince. Önemli olan onun iyi olması. Ben Ali'nin yemeğini hazırlayayım. Otur. Çay saati geldi. Kaç zaman geçti? Hala alışamadın. Bu konağın herkesin iştirak etmesi gereken kaideleri var. Madem sen de artık bu evdesin,
siz nasıl isterseniz. Küçükken çay saatleri en büyük gündemimdi. Benim çay içmem yasaktı çünkü. Öyle pasta kurabiye falan da vermiyorlardı. Annem sırf canım çekmesin diye ikindi uykusu diye bir şey uydurmuştu. Yani çay saatleri benim uyku saatimdi. Ama aklım hep burada olurdu. Gülnur, Hire'ye niye servis koymadın? Servise özelmiş Kahya söyledi. Kendi ellerimle yaptım. Senin o güzel ellerine sağlık o zaman. Biraz daha dayan Hira. 2-3 ay daha. Birlikte gideceğiz buradan. Ne demek oluyor bu? Ben istedim. Sen unutmuş olabilirsin Orhun. Ama ben hala unutamadım. O kızın ne yaptığını da, bu konağa niye geldiğini de hala hatırlıyorum. Bundan sonra da ne unutacak ne de unutturacağım. Size afiyet olsun. Lütfen. Ne konuşmuştuk? Ali için. Lütfen annene bir şey söyleme. Ben anlıyorum bunun acısını. Her şeyin bir sınırı var. O sınırı çok aştı. Ne olursa olsun. Gerginliğin kimseye faydası yok. Özellikle de Ali'ye. Huzursuzluk çıkmasın diye çabalayacaktık anne. Ali'yi korumamız lazım böyle durumlarda. Haksız mıyım? Bir kuklaya dönüşmüşsün Orhun Demirhan'la. Bir kölenin lafını dinleyecek kadar düştün demek. Parmağında oynatıyor seni. Yazık. Al anneciğim. Allah razı olsun Meryem. Sen olmasan ne yapardım ben? Allah seni başımızdan eksik etmesin anne. Asıl sen olmasan biz ne olurduk? Ben bulaşıkları yerleştireyim. Gel Meryem gel. Otur şöyle. Az soluklan gel. Zaten doğru dürüst konuşamadık seninle. Konuşacak bir şey yok anne.
Her şey geçmişte kaldı. Var kızım var. Konuşacak çok şey var. Neden söylemedin babana seni zorla evlendirdiğini? Ha? Söylesem ne değişecekti ki anne? Sen zaten babamın elinden çekiyordun. Anlatsam her şey daha beter olacaktı. Hem ne olursa olsun babam sonuçta. Evlenmeseydim hapse girecekti. Yapamazdım. Ah benim Meryem'im. Kalbi güzel, gönlü güzel yavrum. Keşke baban da görebilse senin ne kadar güzel bir evlat olduğunu. Her şey gözümün önünde oldu. Göremedim. Okulu bıraktın. Kenan'ı bıraktın. Gittin o Engin'den hayırsızla evlendin. Hayır, bunlar senin yapacağın işler de değildi. Bir şüphelenmedim değil ama konuşmaya da çalıştım seninle. Ah kızım, keşke daha çok çabalasaydım. Daha çok zorlasaydım seni. Konuşsak da hiçbir şey değişmeyecekti anne. Ne olur kendine bu kadar yüklenme. Siz iyi olun, bana yeter. Yüklenmemek olur mu kızım? Evlat zordayken iyi olmak olur mu hiç? Bak bunca yıl geçti, hala sen bizi koruyup kolluyorsun. Arkamızdasın hep. Meryem, bak bundan sonra sadece kendini düşün kızım. Sadece kendini düşün. Ben sen iyi olursan iyiyim çünkü. Bir nefesim bir sen. Mutlu olmak için sizden fazlasına ihtiyacım yok benim. Siz mutlu olun, ben de mutluyum zaten. İlla sormam mı gerekiyor? Kenan. Efendim abla, bir şey mi oldu? Senin canın sıkılmış. Öyle az da değil, bayağı sıkılmış hem de. Yemekte anlatırsın diye bekledim ama sormadan anlatmayacaksın anlaşılan. Ne oldu? Meryem. İşi bıraktı. İşi mi bıraktı? Neden peki? İşle ilgili falan mı tartıştınız? Ne o zaman? Sebebini sordun herhalde. Sordum abla. Ama hiçbir şey söylemedi bana. Öyle sebepsiz açıklamasız iş mi bırakılır Kenan? Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Ben de hiçbir şey anlamadım abla. Meryem daha önce de işi bırakmıştı. Ama o zaman sebebini söyledi. Ama bu kez... Evet. Bence bu kez işi isteyerek bırakmadı. Kesin. Kesin babası olacak uğursuzun işi bu. Bir rahat durmuyor ki adam. Kıza bir rahat vermedim. Görürsün bak. Geçmişte olduğu gibi yine yakacak kızın başını. Thank you.
Ben yatağını hazırlayayım. Burası yabancı bir yer değil Alico. Korkma o yüzden. Buradaki herkes seni çok seviyor. Özellikle de dayın. Yapamayacağı bir şey yok onun senin için. Tamam, şimdi güvenmiyorsun ona. Ama onun seni ne kadar sevdiğini anlayacaksın. O gün geldiğinde, hazır olduğunda yani... eğer ona bir adım atarsan... o da bütün sevgisiyle seni kucaklar. Alico, bak dayın sana ne almış. Çok güzel bir koru takımı değil mi? Oynamak ister misin? Bir gün nasıl oynayacağını öğrenmek istersen ben sana öğretebilirim. Hoşuma gider. Dayını mutlu etmiş olursun. Demek golf oynamak istiyorsun. Gel o zaman. Önce bu alanı düzenlememiz lazım. Tamam mı? Ay yeter. Otur artık Eda, başım döndü. Ay nasıl oturayım anne? Sen olup bitenin farkında mısın? Farkındayım. O yüzden rahatım zaten. Afife o kızı açıktan savaş ilan etti. Eğer Afife bir savaşa girdiyse kimin kazanacağı da en başından bellidir. Peki sen Orhun'un o kıza nasıl davrandığını görüyor musun? Yani onu nasıl koruyup kolladığının farkında mısın? Yoksa ben her şeyi kafamda uydurmaya mı başladım artık? Kızım, Orhun eninde sonunda bir seçim yapmak zorunda kalacak. Ya Afife ya çöl faresi. E iş oraya varınca da Orhun annesini seçecek. Bu hikayede başka final yok. O gün gelene kadar da soğukkanlı olacağız. Böyle sinir krizlerinin eşiğinde dolanmayacağız etrafta. Aferin, güzel vuruştu. Eğer golf sahasında olsak bir alkış almıştın. Ama daha iyisini de yaparsın sen. Sadece birkaç taktiğe ihtiyacım var. Göstermemi ister misin? Hmm.
Evet. Her şeyden önce sağlam tutuş ve sağlam duruş gelir. Nasıl tuttuğumu görüyor musun? İki elinde sıkıca kavrayacak sopayı. Şimdi bacaklarıma bak. Birçok sporda ayakların yere sağlam basması gerekir. Bunun için de dizler bir parça kırılır, ağırlığın bir miktarı arkaya verilip dağıtılır. Golf'te de durum farklı değil. Topa düzgün vurup vurmayacağını düşünme. Sıkı tutuş, doğru duruş, bakışlar da hedefte. Eğer bu üçünü doğru yaparsan yanlış vurman imkansız. Yeniden denemek ister misin? Sol elini bu şekilde sağlam tutuyorsun. Tamam mı? İşte böyle, aferin. Sağ elin serçe parmağını sol elin işaret ve orta parmağımı arasına alıyorsun ve sıkıca kavruyorsun. Ayaklarını da yap. Kır dizlerini. Evet. Öne doğru, evet, dik. Şimdi hazırsın işte. Kusursuz bir vuruştu. Ha? Ben mi? Ben oynamayı bilmiyorum ki. Şöyle tutacaksın bak. Görüyor musun? Eğer bu iki elin kenetlenmezse sopayı düşürürsün. Başka türlü sıkı kavrayamazsın. Savururken sopa elinden kurtulur. Şu alanı olduğu gibi kavraman lazım. Anladım. Anlamamışsın. Hala yanlış tutuyorsun. Ürkmek, telaşlanmak, kaçmak yok. Thank you.
Hadi yiyin açlar. Hadi yiyin. Ah. Ne? Daha ne gene iyisiniz ya? Babanız size bakıyor. Ulan evi ete meyveye boğdum be. Bir düşünün. Şu mahallede kaç kişinin evine bunlar giriyor acaba? Hiç düşündünüz mü? Ya. Ders. Al ye. Ulan meyve yememekten vitaminsiz fareye dönmüşsün be. Al ye. Bak bunu deden aldı. Hem de öyle çürük çarık değil, en iyisinden. Mesela. Bak bu Washington portakal. Ta Washington'dan geliyormuş. Yesene kız. Yemezsen yememe. Raşit. Ya. Sen iş buldum. Çalışıyorum diyorsun da. Ben seni hiç işe giderken görmüyorum. Ya evdesin ya kahvede. Nasıl çalışmak bu? Sanki söylesem anlayacaksın. Ulan eve para giriyor mu? Giriyor. Gerisini karıştırma işte. Sen de yesene suratsız. Şu sıfata bak sıfata Allah aşkına. Ulan insan şu sıfatla şurada oturmaya utanır be. Ulan yediğin önünde yemedin ardında. Ne güzel çalışmadan akşama kadar yan gelip yatıyorsun. Daha ne istiyorsun ya? Raşit. Hı. Rahat bırak kızı. Ulan. Tavırlara bak tavırlara. Lan bana bakın. İkiniz de benim sayemde dışarıdasınız ha. Benim tepemin tasını attırmayın. İfademi değiştirmeme bak her şey. İkinizi de tekrar içeri tıktırırım. Anladınız? Anneciğim, ben yatmaya gidiyorum. Senin de uyku saatin geldi. Resmini bitir bitirmez yanıma gel, tamam mı? İyi geceler. Allah rahatlık versin kızım. Kazanan belli oldu. Ne istiyorsun bakalım? Park. Aliço parkları çok seviyor. Tamam. Yarın parka gidiyoruz o zaman. Uyuyalım mı artık? Uykun geldi galiba. Bizimle burada mı uyumak istiyorsun?
Hadi gel o zaman. Geç bakalım. Ben şunları toplayayım. Şunları Ali'nin odasına götüreyim. Burada kalmasın. Gerek yok. Sabah Gülnur halleder. Geç oldu. Hadi sen git üstünü değiş. Ali şu seni bekliyor. Aliço, sana masal anlatmamı ister misin? Bir varmış, bir yokmuş. Çok çok uzun zaman önce. Çok çok uzak bir ülke varmış. O ülkede küçük, kıvırcık saçlı bir prens yaşarmış. Ayağınızı denk alacaksınız bundan sonra. Kaderiniz iki dudağımın arasında. Ona göre sözümden çıkarsanız bakmam gözünüzün yaşına.
Selam. Hayırdır sabah sabah? Abla, artık benim gerçekleri öğrenmem lazım. Anlamadım. Bir şey mi oldu? Meryem. İşi bıraktı. İşi mi bıraktı? Evet. Ama kendi isteğiyle bırakmadığına eminim. Yani kesin babası zorladı. Ya dün çünkü babasının elinde deste deste parayla gördüm. Ya Meryem'e soruyorum ama sanki geçiştiriyor beni. Sen biliyor musun bir şeyler? Eğer dediğin gibiyse ben de endişelendim şimdi. Ama inan ki hiçbir şey bilmiyorum. Peki, yani bir şeyler öğrenebilir misin abla? Yani biliyorsun Meryem'in ne zaman bir derdi, bir sıkıntısı olsa gelir sana anlatır. Öğrenirim, öğrenmesine de. Meryem bana yemin ettiriyor oğlum. Nasıl anlatayım sana? Abla şöyle yapsak. Sen Meryem'lere gitsen. Gittiğinde beni arasan ama telefonunu kapatmasan. Meryem kendi ağzıyla anlatır, ben de duyarım. Hem de sen bir şey söylememiş olursun. Olmaz mı? Kusura bakma Meryem, sabahın körü geldim ama sıcak simit olunca aklıma o düştü. Beraber kahvaltı yaparız dedim. İyi ettin abla. Ben çayları koyayım, sen de şöyle otur. Tarzı Feriha. Hayırdır? Rüyanda mı gördün bizi? Feriha abla kahvaltı için simit getirmiş. Ben de çayları koyuyordum. Kahvaltını getireyim mi içeri? İstemez. Ben şekerleme yapacağım. Gürültü etmeyin yeter. Baba, annemin tansiyonun ilaçları bitmiş. Para istiyorsun yani, öyle mi? İlaçları almamız lazım. Ulan bir bitmedi hastalığınız, ilacınız. Kendim alabilecek olsam senden istemezdim. Kes. Yeter. Al şunu. Al hadi. Öyle ilaç milaç ayağına soyuşturtmam kendini. Ne alıyorsam fişini getireceksin ona göre. Tamam, getiririm fişini. Buldunuz kerizi. Soyuşturayım bakalım. Siz anca yiyin anasını satayım. Anca yiyin siz. İşi niye bıraktın Meryem? Öyle olması gerekti. Aşk olsun kızım. Ben yabancı mıyım? Verilecek cevap mı bu? Baban yüzünden değil mi? Sen ölsen Raşit'in eline bakmazsın. Bilmiyor muyum ben? Hadi anlat. Annemin cezaevine girmemesi için tek yol buydu. Babam işten çıkmamış şart koştu annemi suçlamamak için. İyi de bu hiç Raşit'in işi değil. Kendi çalışmaz, seni çalıştırır bu adam. En kötüsü de bu ya abla. Babamın değil Harika'nın isteğiymiş bu. Bunları yapması için para vermiş ona. Harika'yı babama para verirken yakaladım.